Zelenski var mı katkınız? Çünkü Yok. Zelenski'nin bir yandan da sadece işte bu Fransa Macron'un etrafında kümelenen bir hamle değil. İşte Temsilciler Meclisi Biden'ın Trump'ın kilitlediği Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna'ya yardım çıkarabilme hamleleri değil. Bir yandan da döndü Körfez ülkelerine, Suudi Arabistan'la ilişkileri sıkılaştırmaya çalışıyor. Gitti Suudi Arabistan'a, Prens Muhammed Bin Selman'la Veliaht Prens de görüştü. Ne yaptı bakalım. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, 2 yıl aşkın süredir devam eden savaşta destek için yüzünü Rusya ile sıkı ekonomik ilişkileri bulunan Suudi Arabistan'a döndü. Zelenski ve beraberindeki heyet Riyad'a gitti. Uluslararası Kral Halit Havalimanı'nda Riyad Emiri Vekili Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdülaziz tarafından karşılandılar. Zelenski ve Ukrayna heyeti daha sonra Kraliyet Sarayı'na geçti. Ukrayna lideri burada Suudi Arabistan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la bir araya geldi. Zelenski sosyal medyadan yaptığı açıklamada görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Ziyarette ana gündem maddesinin Rus işgalinin sona ermesi için oluşturulacak barış formülü ve rehinelerin evlerine dönmesi olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Devlet Ajansı'na göre de Prens Selman Zelenski'ye ülkesinin Ukrayna-Rusya krizinin çözümü için desteğini yinelediğini vurguladı. Suudi Veliaht Prens'in Zelenski ile görüşmesinden önce önemli bir misafiri daha vardı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Volodin de Riyad'da Selman'la bir araya gelmişti. Zelenski geçen yılın Mayıs ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti. Riyad, Rusya ile Ukrayna arasında krizin çözümü ya da esir takası konularında rol oynamıştı. Sayın Çelikol, bunu nasıl okumak lazım? Yani bir yandan tabii ki Suudi Arabistan nihayetinde... Biraz önce ifade ettim. Evet. Suudi Arabistan önemli bir ülke tabii. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ı, Mısır'ı da bunun içine katmak lazım. Mutlaka şeye sokmak lazım. Ve Türkiye'nin tabii Suudi Arabistan'la oldukça yakın ilişkileri var. Birleşik Arap Emirlikleri ile de öyle. Bunlar arada sırada işte esir değişimi gibi konularda filan Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri önemli roller oynuyorlar. Çok tabii ellerinde imkan var, para var. Onun için tabii yani ben Zelenski'nin mesela Suudi Arabistan'daki temasları sırasında Ukrayna'nın yeniden inşası konularına da şey yapmasına çok şaşırmam yani. Peki yani bunun bir siz yani çok geniş bir perspektifte arkadaşlar, bir de tabii ki bu kadar zamanımız yok ama Ukrayna ile Rusya şöyle bir büyüklükleri yüz ölçümüne dahil olmak üzere bir karşılaştırmıştık. Onu böyle Global Firepower'dan bir rakamlarla, en son Şubat 2024 dediği rakamlarla alıp karşılaştırdım. Yani bir uçurum var. Onun da ötesinde hep söylenen de şu, yani nihayetinde bu taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Zelenski mi Putin mi arkadaşlar, o volu lütfen getirelim. Yani dışarıdan gelen silahlarla yapıyor. Ama Putin de diyor ki ya evet, biz de kendi sıkıntılarımızı gördük, anladık. Burada bir eksiğimiz hakikaten varmış. Biz savunma sanayimizi ve üretimimizi 2.7 kat arttırdık. Şimdi adam ha dediğinde arttırıyor. Ha dediğinde insan mobilize edebiliyor. Hani 300 bin kişilik kısmi seferberlik dedi. Geldiği son noktada dedi, gel şimdi en son bu Takır'a verdiği mülakatta. Ya benim artık 1 milyon 2 milyon adama falan ihtiyacım yok. Ben şu anda talimat verirsem daha fazla toprak almaya başlayabilirim. Ha Kiev'e dönmek istiyor muyum? Bu sadece beni ilgilendiren bir konu. Kiev için yani böyle bir arttırma falan gidebilirim diyor ya. Yani o kadar net. Hani şöyle bir baktığınızda hava gücü, insan gücü, kara gücü, deniz gücü, hani nüfusu hadi bıraktınız. Ama bir yandan da yüz ölçümü var. 17 milyon kilometre karenin karşılığında bu bir kuşkusuz devasa kapasite. Ne diyorsunuz? Yani burada kim ayakta kalacak savaşına nefesi gücü yeter mi NATO'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Zelenski üzerinden, Ukrayna üzerinden böyle bir şey olabilir mi?
Şimdi tabii yani Rusya ile Ukrayna'yı karşılaştırdığınız zaman çok açık aradaki farkı açık görüyorsunuz. Ara. Evet. Evet. Ama tabii Ukrayna sizin de dediğiniz gibi taşıma suyla savaş yürütüyor. Evet. Evet. Yani Avrupa tabii ve şeyi Amerika yani Kuzey Amerika'yı da karşılaştırdığınız zaman Rusya ile çok daha değişik bir tablo ortaya çıkabiliyor. Yani evet. İşte Amerika, yani biraz önce de ifade ettik, konuştuk. Yani Amerika Birleşik Devletleri tabii artık seçim atmosferinde. Bu seçim atmosferinde eğer tabii şeyde engelleniyor, Ukrayna'ya yardım da engelleniyor. Bu arada tabii şey de geçmiyor. Çünkü Biden'ın benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla... Yani Ukrayna olmadan önüme gelen bir şeyi veto edeceğim şeklinde bir şey var. Yani İsrail'e şey de geçmiyor. 15 milyar dolar mıydı? Öyle bir yardım. İsrail'e 14,5 evet, milyar dolar. Bunun 10 milyar doları hesapsız kitapsız. Yani herhangi bir koşula evet. Yani sorulmadan veriliyor. Zaten yani Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz bundan önceki savaşlarda da şeyi çok yani İsrail'i çok destekledi. Ama Amerika'nın da tabii gücünün bir sınırı var. İşte bu da geldi ve Ukrayna Savaşı'nda karşımıza çıktı. Yani bu 60 milyar doları Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya vermek kilitledi. Direniyor. Evet. Peki. Şimdi Biden'ın bütün şeyine rağmen. Evet. Siz Sayın Yavuz aslında şimdi devasa dedik bir yani siz saha koşullarını anlattınız. Bir yandan da en son verilen mülakat var. Tucker Carlson'a verdiği mülakat var Putin'in. Bir yandan da hani böyle bir rahat alaycı bir tavırla işte kimi isterse ben yani ne olursa olsun Trump'ı istemem gene Biden'ı isterim. Yani biraz alay ediyor gibi yani Putin'de. Baktığımızda hani an itibarıyla bu devasa büyüklüklere rağmen sizin buradaki vizyonunuz diyorsunuz ki hani o da bir nihayetinde sınırlarına gelip dayanabilir, o da ister masayı ama bir barış anlaşması, Zelenski sadece bizim hazırladığımız barış anlaşması olur dedi. Aslında, ama bunda da bir yanıt geldi Moskova'dan, öyle şey olmaz, bu ultimatum olur, bunu kabul etmeyiz diyor. Aslında sizin dediğiniz röportajda da Putin başka bir şey söyledi. Biz İstanbul'da anlaştık. Tabii. Anlaştık. Boris Johnson bozdu dedi. Ve paraflı, ıslak imzalı dedi, belge bende dedi. Belge dedi ve hani ateşkesi ya da uzlaşmaya uzak olmadığına. Benim gördüğüm Ukrayna sahası için söylüyorum. Putin kendi istediği şekilde sonlandırmak istiyor. Ne ABD'nin ne Kiev'den gelen açıklamalarda kendi bir planı var bunu. İkincisi de Putin şunu biliyor. ABD seçimleri olduğu sürece, Avrupa bu durumda olduğu sürece Ukrayna'ya istediği yardım gelmeyecek. Gelmeyecek ve bu takvimi hızlı bir şekilde kullanarak hedefinde olan toprakları işgal etmek ve işgali tamamlamak istiyor.